Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Rab sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşamak altından değer dedi. Yüreğim inan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir. Sözlerin yüreğimde, yaşıyor benliğimde. Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde. Rab sözünün gücü dağlar bile yıkılır. Sözünden bir hak çıksa düzen bozulur. Bir hakim olarak Şimşon ve Rab İsa Mesih arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? Adanmışlık, Mesih burada yeryüzündeyken nasıl gerçekleşmiştir? Hakimler kitabının 17. bölümünde hangi ahlaki, etik ve siyasi yozlaşmaları görüyoruz? Tanrı'nın gerçek hizmetkarıyla, dürüst olmayan kazançla hizmet eden birini nasıl ayırt edebiliriz? Sevgili izleyiciler, size ve her yerden izleyicimize Kutsal Yazılar Günlük Çalışma Programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Eski ahitteki ikinci tarih kitabı olan Hakimler Kitabı'nın son bölümündeyiz. Konuklarımızla birlikte bu bölümü inceleyeceğiz. Öncelikle stüdyodaki konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz Muayip kardeş. Teşekkür ederim. Safat kardeş, hoş geldiniz. Kardeş. Stüdyodaki konuklarım. Sizler de hoş geldiniz. Muhabbet kardeş, önceki bölümün sonunda Şimşon'un düşüşünden bahsetmiştik birlikte. Adanmış ve düşmüş bir hakim ama bugün resme bazı renkler de eklemenizi istiyorum sizden. Şimşon'la İsa Mesih arasında herhangi bir benzerlik veya farklılık var mı? Yok mu? Bize anlatır mısınız lütfen? Elbette çok sayıda olmasa da benzerlikler vardır. Ancak farklılıklar daha da fazladır. Çünkü Mesih kendisine biraz benzerlik gösteren diğerlerinden benzersizdir. Melek Manoan karısına bir oğul doğuracağına dair müjdeyi getirdi. Ve melek Cebrail de Bakire Meryem'e bir oğul doğuracağı müjdesini getirdi. İkisi de rahimdeyken kurtarıcı olarak seçildi. Şimşon'un annesine İsrail'i Filistlilerin elinden kurtaracağını söyledi. Ve melek bakire Meryem'e şöyle dedi: Adını İsa koyacaksın. O büyük olacak. Kendisine yüceler yücesinin oğlu denecek. Ve Yusuf'a da şöyle dedi: adını İsa koyacaksın çünkü halkını günahlarından o kurtaracak. Her ikisi de kutsal ruhun gücüyle yönetiliyordu. Ancak Şimşon sadece başlangıçta kutsal ruh tarafından harekete geçirildi. Mesih baştan sona kutsal ruh tarafından yönetiliyor ve kutsal ruh ona önderlik ediyordu ve Mesih'in yaşamında mucizeler ve işaretler yapıyordu. Her ikisi de insanlar tarafından reddedildi. İkisi de hayatının ortasında çok genç öldüler. Bunlar Şimşon ile Mesih arasındaki benzerliklerin bazıları hayat kardeş. Farklılıklar nelerdir? Aslında Şimşon ve Mesih arasındaki farklar gerçekten çoktur. Şimşon bir adanmış olarak başladı ama adanmışlık yeminini tutamadı ve kısa sürede kirletildi. Ancak Mesih günahkarlardan ayrı olan, göklere yükselen gerçek bir adanmıştı. Kutsal bir hayat yaşadı ve hiçbir şey tarafından kirletilenmedi. Ayrıca Şimşon'un gücü onu terk etti ve Rab'bin onu terk ettiğini bilmiyordu. Ancak Rab İsa Mesih yaşamının sonuna kadar Tanrı'nın ruhunun gücünü, onayını ve desteğini korumaya devam etti. İhanete uğradığı gece öğrencilere şöyle dedi. Beni yalnız bırakacağınız saatler geliyor, geldi bile ama ben yalnız değilim. Baba benimle birliktedir. Ayrıca şunu da dedi. O beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her zaman onu hoşnut edeni yaparım. Şimşon yaşamının sonunda dua etti ve Mesih'te yaşamının sonunda dua etti. Ama fark çok büyük. Şimşon intikam için dua etti. Filistlerden bir vuruşta iki gözümün öcünü alayım dedi. Ama Mesih dua edip diğerleri için af diledi. Baba onları affet çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Şimşon öfkeyle ellerini uzattı ve tapınağın içindeki herkesi yok etti. Onlarla birlikte ölecek olsa bile. Ama Mesih ellerini çarmıhta uzatarak sevgisini vermeyi kanıtladı. Şimşon öldü ve babası Mahoah'ın sonra ile Eştual arasındaki mezarına gömdüler ve bir daha dirilmedi. Ancak Mesih Aramatyalı Yusuf'un mezarına gömüldü ve üçüncü gün acılarını bırakarak ölümden dirildi. Mesih göklerin esenliğini getiren ve babanın yüreğini hoşnut eden gerçek bir adanmış olarak eşsizdir. Mesih'in gerçek bir adanmış olarak eşsiz olduğunu söylediniz. Adanmışta olması gereken üç koşulla ilgili bir sorun var şimdi size. Şimşon bunları yerine getiremedi. Mesih'te gerçekleşti mi? Mesih'te ruhsal olarak yerine getirilmişlerdi. Tamam. Ancak tam anlamıyla değil tabii ki. Çünkü adanmış olan şarap içmekten ve üzüm yemekten kaçınmadılar. Ruhsal anlamı bu dünyanın zevklerinden hiçbir payının olmadığıdır. Tabii ki İsa için böyleydi. Yaşamı boyunca yüreği bu dünyanın zevklerinden değil ama mezbur 16'daki gibi ruhsal ve göksel şeylerden zevk alıyordu. Ülkedeki kutsallara gelince soyludur onlar. Biricik zevkim onlardır. Bol sevinç vardır senin huzurunda. Ancak zevkini Rabbin yasasından alır. Ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Ey Tanrım! Senin isteğini yapmaktan zevk alırım ben diyen odur. Gerçek adanmışın uzun saçıyla ifade ettiği itaatkarlık Mesih'te vardı. Mesih hayatında boyun eğdi ve utancı da yaşadı. Üçüncüsü ise Mesih ölülere dokunuyor olsa bile cüzzamlılarla temas halinde oldu. Ama asla kirletilmedi. Evet. Safat kardeş 17. bölümde olan olaylardan sonra geliyor. Bize bu olaylarla ilgili fikir vermenizi istiyorum. E, Hakimler 17'yi okumak çok güzel. Ders aldığımız üç karakter var. Efraim'in dağlık bölgesinde Mika adında bir adam vardı. Mika, annesine senden çalınan lanetlendiğini duyduğum 1100 parça gümüş var ya, işte... O gümüşler bende, onları ben çaldım dedi. Annesi ise Rab seni kutsasın oğlum dedi. Mika 1100 parça gümüşü annesine geri verdi. Annesi ise oğlumun bir oyma put, bir de dökme put yaptırabilmesi için gümüşün tamamını Rab'be adıyorum dedi. Gümüşü sana geri veriyorum. Böylece annesine gümüşü iade etti. Sonra annesi 200 şekel gümüş aldı ve onları kuyumcuya verdi. Kuyumcu bundan bir oyma, bir de dökme put yaptı. Putlar Mika'nın evine götürüldü. Mika'nın bir tapınma yeri vardı. Özel aile putları ve bir efod yaptırmış, oğullarından birini de kahinliğe atamıştı. O dönemde ise İsrail'de bir kral yoktu. Herkes kendince doğru olanı yapıyordu. Yani hikaye Mika'nın annesinin gümüş biriktirdiği ve oğlu Mika'nın gümüşü çaldığını söylüyor. Gümüşü alan kişiyi lanetliyordu. Oğlu gelip gümüşü kendisinin aldığını ona söyledi. Ona hırsızlığın yasaya aykırı ve yasak olduğunun dersini vermek yerine onu övdü ve kutsadı. Ona bu gümüşü oyma bir put yapmak için kullanacağını söyledi. Ayat kardeş, burada üç felaket görüyoruz ki Mika onlardan biriydi. İyi yetiştirilmeyen şımarık bir oğul. Bakın annesi ona kutsal yazıları öğretmedi. Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir. Yaşlandığında o yoldan ayrılmaz. Annesi aynı anda hem lanetliyor hem de kutsuyordu. Bakın Yakup övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerin bu böyle olmamalı der. Lanetliyor sonra Rab seni kutsasın e, Yani diyor. gümüşü kim aldıysa lanetledi ve oğlu aldıktan sonra onu kutsadı ki bu çok tuhaf. Aynı kişi oldu Aynı abi. oğul. Sonra tanrıya adanmış gümüşü alıp oyulmuş bir put yaptırdı. Tapınmak için bir pagan tanrısı. Bakın, bizler bazen aynı şekilde davranırız. İyi işler yapmak için iyi niyetlerimizin olduğunu düşünürüz. Sonra bunlarla Tanrı'yı hiç yüceltmediğimizi görürüz. Üçüncü felaket ise Levili kahindi. O Levili'yi getirip kendileri için kahin yapacaklarını söylediler. Ona bazı putlar yaptılar. Yani burada üç felaketi de görebiliyoruz. Sahte bir Tanrı, Sahte bir tapınma ve üçüncüsü de sahte kâhin. Bakın, bunu özellikle vurgulamak istiyorum çünkü bu nokta gerçekten de çok önemli. Ne gerçek bir kahin ne de gerçek bir tapınma ne de gerçek, bir ne de gerçek tam... Tanrı. Mikanın annesi oğluna kutsal yazıların yalan söylemeyle ilgili ne söylediğini öğretmeliydi. Mikanın annesiyle Timoteus'un annesi arasında çok büyük bir fark var. O kadın oğluna çocukluğundan beri kutsal yazıları öğretir ve onu kurtuluşu için erdemli kılar. Sevgili izleyiciler, bir ara verip ardından stüdyodaki konuklarımızdan soru alacağız. Görüşmek üzere bizden ayrılmayın. Tekrar karşınızdayız sevgili izleyiciler. Konuklarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Sorunuz var mı? Kimin sorusu var? Evet. Biz şunu biliyoruz Safat kardeş. Halkın arasında ücretle hizmet eden hizmetkarlar var. Ama hiç şüphe yok ki e, tüm samimiyetiyle Tanrı sözünü ruhsal besin olarak Tanrı'nın halkına ileten... İnançlı hizmetkarlar da var. Ama diğer taraftan müjdeyi kazanç elde etmek için vaaz eden ve yanlış öğretiler getiren hizmetkarlar da var. Ben şimdi şunu sormak istiyorum. Peki neden insanlar onların yanlış öğretilerinden e, kötü etkilensinler? Burada bana bir çelişki varmış gibi geliyor. Bu Levillin'in Mika tarafından aynı yolda kalmak için atandığı ve kullanıldığı açıktır. Ne yazık ki Hristiyanlar arasında bir grubu temsil ediyor. Tanrı'ya sadık olmayıp hizmeti bir iş olarak gören birçok kişi var. İkinci Timoteus eski ahitteki hakimlerin günlerine karşılık gelir. Bu son günlerdeki Hristiyan atmosferini temsil ediyor. Ve Paulus Timoteus'a şöyle der: Tanrı sözünü duyur. Zaman uygun olsun olmasın bu görevi sürdür. Çünkü öyle bir zaman gelecek ki sağlam öğretiye katlanamayacaklar. Kulaklarını okşayan sözler duymak için Çevrelerine kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar. Böyle insanlardan uzak durun. İnsanlar ne duymak ister? Bize yumuşak şeyler söyle. Ama sağlam öğretiler duymak istemeyecekler. Günah, yargı, doğruluk, namus hakkında duymak istemezler. Hafif ve motive eden sosyal mesajları tercih ederler. Tanrının sözü yerine farklı konuları duymayı tercih ederler. İki ucu keskin kılıçtan daha keskin olan ve derinlikleri olan Tanrının güçlü ve yaşayan sözünü istemezler. O vicdanı uyandırır ve insanlar Tanrı ile ilişki kurar. Ne yazık ki vaizlerin büyük bir bölümü insanları nasıl memnun edecekleriyle ilgileniyor. İnsanlar hizmet edenlerin gerçek hizmetkarlar mı yoksa sahte öğretmenler mi olduklarını nasıl ayırt edebilirler? Doğru terimlerle açıklar mısınız bize? Aslında gerçek hizmetkar olan kişi Tanrı tarafından Tanrı gönderilmiştir. Önüne gider ve Tanrı'nın huzurundan ayrıldığında Evet. Rab böyle diyor. Diyen belirli bir mesajla Tanrı'nın halkına gider. Kendi yetkisiyle konuşmak ancak kutsal kitapta Elisha'nın harika tarifindeki gibi o Rab'bin ne düşündüğünü bilir. Tanrı'nın sözünü olduğu gibi sunduğunu iyi bilir. Ne satar ne sulandırır ona insan düşüncelerini ya da felsefesini eklemez. İnsanları rahatlatmak için psikolojik çözümler sunmaz. Ama iyileştirecek, kurtaracak ve değiştirecek olan Tanrı'nın sözünü sunar. Müjde Tanrı'nın kurtuluş gücü ve insanların yaşamlarındaki ahlaki dönüşümün gücüdür. Ama işiten her şeyi anlamak ve incelemek zorundadır. Bir kişinin vaazını ilk kez duyuyorsam, söylediği şeyin doğru ya da yanlış olduğunu bilmiyorsam onu inceleme sorumluluğum var. Neyin iyi olduğunu anlamak için kutsal kitaba sımsıkı tutunup ona sorarım. Veri halkı bunların doğru olup olmadığını anlamak için her gün kutsal yazıları Kutsal Kitap'ta Veria halkından nerede bahsedildi? Elçilerin işleri 1710'da şöyle der: Kardeşler hemen o gece Pablo'yu Asilası Veria kentine gönderdiler. Onlar oraya varınca Yahudilerin havrasına gittiler. Veria'daki Yahudiler Selanik'tekilerden daha açık fikirliydi. Tanrı sözünü büyük ilgiyle karşılayarak her gün kutsal yazıları inceliyor, öğretilenlerin doğru olup olmadığını araştırıyorlardı. Böylelikle içlerinden birçokları ve çok sayıda saygın Grek kadın ve erkek iman etti. Kutsal kitap herhangi bir öğretmenin öğretilerini inceleyeceğimiz yasamızdır. Kesinlikle. Evet. Kutsal kitapla uyum içinde mi? Kutsal kitap referansı mı? Kutsal kitapla ilgili gerçekleri var mı yoksa kutsal kitapla çelişiyor mu? Tamam. Bir keresinde bir kilise toplantısına katıldım. Ve kendilerini ziyaret eden ünlü bir vaizden bahsettiler ve kendilerine hizmet etmeye devam etmesine izin verme konusunda rahat hissetmemişlerdi. Sebebini sordum. Bana karısını sorduklarında sorunları olup boşanma davası açmış olduğunu söylediler. Onu artık aralarında görmek istemediklerini bana söylediler. Bakın unutmayın Tanrı insanları eğitir. Ayırt etmeyi de öğretir. Evet kulaklar sözleri incelerken dil yemeğin tadına bakar. Hadi gerçeği kendimiz inceleyelim ve neyin iyi olduğunu bilelim. Olur mu? Ben isterim. Evet, yani evet. Tanrı'nın sözüne sahip olanın kafası karışmaz çünkü Tanrı'nın sözü bizim pusulamız, ışığımız ve haritamızdır. İster tanrı, ister insan olsun. Evet, kesinlikle her doğru. Doğru. temelidir. Tanrının sözünü aramazsak kayboluruz. Evet. Daha önce konuştuğunuz bir konuda soru soracağım. İncelediğimiz bölümde sahte bir tanrı, sahte bir kâhin ve sahte bir hizmetkar gördüğümüz dini bir skandal var. 19. bölümde ahlaki bir skandal görüyoruz. Hakimler kitabının son günlerinde ahlaki bir skandal ve dini bir skandal yaşandı. Bu durumdan bahseder misiniz bize? E, ahlaki ve siyasi kaosun arkasındaki sebep kirlilik durumudur. Tanrımızın kutsal olduğunu ve kutsal olmamızı istediğini unutmamalıyız hepimiz şimşon'un hikayesini okurken üzüldük neden arka arkaya düştüğünü çok merak ediyorum kendime ve kardeşlerime kutsal olmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum ayrıca dua etmeliyiz ne yazık ki şimşon hayatında iki kez dua etti hayatının başında hayatta kalmak için dua etti ve sonunda da ölmek için dua etti dua etmeyense düşmeye meyillidir. Kardeşlerimizi her zaman ısrarla duaya, tapınmaya, kutsal kitabı okumaya ve Tanrı'ya hizmet etmeye devam etmelerine teşvik etmek isterim. Tanrı'nın meselelerinden kendimi geri çektiğimde kesinlikle düşeceğim. Tüm kardeşlerimizi uyarmak isterim. Genç, kadın, erkek, yaşlı, kirlilikten kaçınmalıyız. Günahtan sakının. Kimin oğlu ya da kızı olduğunuz önemli değil. Davut'un oğlu umursamadı ve düştü. Bu yüzden İsrail'deki ahmaklardan biri oldu. Başına bu geldi. Oymakların babası Yakub'un kızında da aynı şey oldu. Yaradılış 34'te bir trajedi oldu. 2. Samuel 11'de başka bir trajedi oldu. Yaradılış 34'te Yakup'un tek kızı Dina'ydı. Onun tek kızıydı. Kimse onun nereye gittiğini sormadı. Arkadaşı kimlerdi ya da kiminle tanışacaktı. Hivli Hamor'un oğlu Şekem onu gördü. Bu arada kelimelerin anlamları da bize bir ders veriyor. Hivli Hamor'un oğlu onu gördü ve bir trajedi oldu. Sadece ahlaki bir trajedi değil, aynı zamanda iç savaş da çıktı. Bu yüzden uyanık olup bizler kutsallığı takip etmeliyiz. Yani kendinizi kutsal tutun. Kimin oğlu olduğunuz önemli değil bir pastörün oğlu da olabilirsiniz, bir pastörün ya da hizmetkarın kızı da olabilirsiniz. Trajedilere ve büyük sorunlara neden olabilecek küçük şeylerin bile farkında olmalıyız. Kutsal kitap bizi bu yüzden uyarıyor. Yakalayın tilkileri bizim için, bağları bozan küçük tilkileri. Tanrı'nın halkı durmadan dua etmelidir. Ve Tanrı'nın halkı kendini kutsal ve saf tutmalıdır. Değerli izleyiciler bu uyarı sizin ve benim için. Bu kadar sıkı tutulan günah herhangi birinin kaymasına sebep olabilir. Ailemin ya da benim uzun iman yolculuğumuzun önemi yok. Tanrı'nın halkının pisliğe ve putperestliğe düştüğünü hatırlayın. Bu bize uyarıdır. Eğer Rabbimize sarılmazsak günahtan uzak duramayacağız. Aradan sonra görüşmek dileğiyle. Konuklarımızdan soru almak için tekrar döneceğiz. Bizden ayrılın. konuklarımızdan soru almak için tekrar birlikteyiz. Bu bölümle ilgili sorularınızı alayım lütfen. Evet, buyurun. Hepimizin keyif aldığı bu ilginç çalışmadan sonra bence bizim bu harika kitaptan öğrendiğimiz en önemli noktaların hızlı bir özetine ihtiyacımız var. Kesinlikle. Özellikle Hakimler kitabına genel bir bakışa ihtiyacımız var. Kitabın son bölümündeyiz. Buyurun. Pekala, Hakimler Kitabı uzun zaman aralığını işgal ediyor. Ee, Yeşu ve geri kalan büyüklerin ölümünden sonra halkın ruhsal durumu derin ve yüksekti. Ancak Yeşu öldükten sonraki nesil Tanrıyı tanımayan ve Tanrının İsrail için yaptığı büyük işleri görmeyen bir nesildi. Hüzünlü bir tarih tüm hakimler kitabına sızmaya başladı. Elçilerin işleri 13'te Tanrı'nın onlara Peygamber Samuel'e kadar hakimler verdiği söylenmektedir. 450 yıl 13 hakim ve bir kadın olduğunu anlıyoruz. Ve sırasıyla bunlar Kenaz'ın oğlu Otniel, Gera'nın oğlu Ehud, Anatolu Şamgar, Debora ve Barak, Yoaş'ın oğlu Gidyon, Avimelek, Tola, Yair, Yiftah, İfsan, Elon, Avdon, Şimşon. Bu arada kitap Şimşon'un ölümüyle bitiyor ve 17'den 21'e kadar olan bölümler bu kitabın eki olarak kabul edilir. Ancak bu bölümlerdeki olaylar Şimşon'dan öncedir. Yani tarihsel olarak kitap Şimşon'un hayatının sonuyla bitiyor. Sık sık tekrarlanan ve kitabın adı olarak kabul edilen bir cümle var. O dönemde İsrail'de kral yoktu. Herkes kendince doğru olanı yapıyordu. Bu cümle kitapta dört kez tekrarlanıyor. İsrail oğullarından yedi kez bahsediliyor. Rabbin gözünde kötülük yapıp düşmanlarına yedi kez köle oldular. Rabbin halkı Tanrı'nın vaat ettiği toprakları terk edip sahte Tanrılara taptı. Kitabın genel özelliği başarısızlık. İmandan dönme ve Tanrı'dan uzaklaşmadır. Sadık kişileri de okuruz. Tanrı onları aldı ve kullandı. Kitabın başında Kalev'in ailesi hakkında bir şeyler okuduk ve yavaş yavaş düşüş gerçekleşti. Çünkü onlar Rabbin kovulmasını istediği halkları kovmadılar. Onları bağışladılar. Bu halklar Tanrının halkı arasında yaşayıp onlara tuzak kurdular. Bir süre sonra sadece putperestler onlarla değil onlar da putperestlerle yaşadılar. Yani çoğunluk putperest halklardı ve vaat edilen topraklarda yabancıymış gibi yaşadılar. Sonra kızlarıyla evlenmeye başladılar. Bütün bunlar putperestliğe yol açtı. Yabancı pagan kadınlarla evlenmeye başladılar. Sadece sıradan kişiler değil, kurtarıcı olarak hakim seçilen Şimşon'da aynı şeyi yapıp Filistli bir kızla evlendi. Ve kitap şu şekilde başlıyor. Bizim için Kenanlılarla savaşmaya ilk kim gidecek ve şu şekilde bitiyor. Benyamin oğullarına karşı önce hangimiz savaşacak? Kendi kardeşleriydi. Bu gerçekten çok üzücü. Rabbin iradesi asla kardeşlerine karşı Kendi değil. Evet. Düşmanlarına karşı savaşmalarıydı. Bu kitaptaki ana dersler kutsallık ve disiplin meseleleridir. Ve öte yandan halkın zaaflarına, hatalarına, kötülüklerine karşı lütuf ve ilahi sabır gerektirir hayat kardeş. Çok teşekkür ederim Muhayb kardeş. Emeğiniz için size de teşekkür ederim Safat kardeş. Bu kitaptan uyarılarla çok faydalandık. Bizimle geçirdiğiniz zaman için Rab sizi bereketlesin. Onur duyduk. Teşekkür ediyoruz. Sevgili konuklarımız, size de teşekkür ediyoruz. Tekrar buluşana kadar Tanrı'nın sözünden öğrenip büyük faydalar sağlayın. Rab sizlerle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşamak altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerimdir Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır sözünden bir hak çıksa tüm düzen bozulur